Bir Gün TV'den herkese merhabalar. Bugün ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki konuğumuz. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. 30'u aşkın ilde araştırma yaptılar ve Cumhur İttifakı'nın %10 ile %20 seviyesinde kayıp yaşadığına dair önümüzde veriler var. Tabii bugün iller bazında durum ne? Cumhur İttifakı'ndaki eriyiş trendi ne durumda? Ayrıca altılı masanın geleceğine dair ne söyleyebiliriz? Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile alakalı halkın genel bakışı nedir? Bunları konuşacağız. Mehmet Bey, aylık olarak seçmenin, halkın nabzını ölçmek üzere araştırmalar yapıyorsunuz. Ve son Temmuz siyasi eğilimler araştırmanızı da sosyal medya hesaplarından açıkladınız. İlginç veriler var, ilginç sonuçlar var açıklama kısmında. Öncelikle Kütahya, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş gibi illere baktığımızda AKP'nin ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın oy depesi olarak değerlendirebileceğimiz illerde Cumhur İttifakı'nın büyük bir eriyişte olduğunu görüyoruz. Siz son araştırmanızda hangi bulguları öne çıkarırsınız? Şöyle, tabii şu ana kadar yaklaşık 35 tane kadar il açıkladık, kamuoyu araştırması yapıp. Bununla ilgili baktığımızda ortak bir, her ilde ortak görünen bir veri var. Bu veri de AK Parti'nin 10 ila 20 puan arasında her ilde oy kaybettiği. Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde bunun 15 hatta 20'lerin üzerine çıkan bir oy kaybı, oy erimesi olduğunu tespit ediyoruz. Bu AK Parti'nin çok yüksek olduğu yerlerde de böyle, çok düşük olduğu yerlerde de böyle. Örneğin Batı'da AK Parti'nin zaten az oy olduğu yerlerde erime daha hızlı ilerliyor. Yani üçüncü parti olduğu, dördüncü parti olduğu yerler bile var. Tabii Onları bunun örnek vermenizi rica edebilir miyim il bazında? tabii hemen söyleyeyim. Örneğin Aydın ilinde AK Parti 2018'de birinci sıradayken şimdi üçüncülüğe gerilemiş. Yani Batı'dan bir ilden örnek verdim şu anda size. Evet. İşte Antalya'da üçüncü sıraya gerilemiş. Yine birinci partiyken genel seçimlerde sahil kesimlerinden yine işte Batı'da yine Burdur ili, Burdur ilinde 10 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Isparta'da aynı şekilde 13 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun gibi birçok ilde ama daha çok sahil bölgelerinde Batı'da bu erime daha hızlı ilerliyor. Kendi bölgelerinde İç Anadolu'da veya büyük şehirlerin işte oy deposu olan yerlerde AK Parti'nin ciddi anlamda bir erime olduğunu görüyoruz. Sakarya örneğini veriyorum her zaman. Çünkü Sakarya'da Tayyip Erdoğan %70 oy aldı. Yani 10 kişiden 7'si Erdoğan'a oy verdi 2018'de. Bu durum şu anda 10 kişiden 4 kişiye kadar düştü. Bu ciddi bir erime. Aynı Neredeyse şekilde yarı yarıya bir erime var. tabii aynı şekilde yine Erzurum gibi, Antep gibi kendi memleketi olan Rize de bile yaklaşık 22,5 puanlık bir erime söz konusu Cumhur İttifakı'nda. İnsanlar siyasete çok ilgililer, kamuoyu araştırmalarını çok yakından takip ediyorlar. Siyasetçilerin veya siyasi partilerin açıklamalarını hafızalarına kazıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Tekrar kandırılmak istemiyorlar. Güven duymak istiyorlar. O yüzden inceliyorlar. Körü körüne oy vermek istemiyorlar. Bu nedenle her şeyi inceliyorlar. Her şeyi hafızalarına kazıyorlar. Açıkçası çok Tayyip Erdoğan'ın işte AK Parti'nin kalesiymiş, burası kalesi değilmiş gibi bir durumdan ziyade artık erime 81 ile yayılmış vaziyette. En az oy kaybı yaşadıkları yerde de 10 puanlık bir erime söz konusu. Türkiye geneline baktığımızda da son yaptığımız araştırmada AK Parti'nin 2018 seçimlerine göre 15 puan oy kaybettiğini, totalde Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde 20 puanlık bir oy kaybı olduğunu görüyoruz. Şimdi bu oy kaybı soruyorlar bazı siyasetçiler ya da
izleyiciler, vatandaşlar bu oy kaybı toparlanabilir mi? Toparlanamaz. Nedeni de güven. AK Parti seçmeni dahi kendi partisine, daha önce oy verenlerden bahsediyorum, kendi partisine artık güven duymamaya başladı. Ekonomik konularda bir hareketlilik olsa dahi bu 1-2 puandan öteye geçecek gibi görünmüyor. Zaten resmi olarak şu anda AK Parti de mecliste çoğunluğunu kaybettiğini, kendi Ar-Ge başkanları da, kendilerine yakın siyasetçiler de açıkladıkları verilerde bunu net bir şekilde görüyoruz. Burada sadece Peki. göremedim. Buyurun. Peki şunu sormak istiyorum. %35'lerden aşağı doğru iniş trendi başladı. %30'lara kadar indi. %30'dan aşağı doğru iner mi diye bir soru kamuoyunun gündemindeydi, bizim gündemimizdeydi. Şimdi çoğu araştırma sonuçlarında %27'yi, 28'i bu civarları görüyoruz. Ve nereye kadar eriyebilir? AKP'nin kimi koyu ne kadar sorusu da her zaman kamuoyunda tartışılıyor. Nereye kadar inebilir? 20'ye kadar inebilir. Kemik oyu AKP'nin %20 mi diyebiliyoruz? Evet, %20, %18-20 bandında AK Parti'nin bir kemik oyu olduğunu biz zaman zaman tespit ediyoruz. Özellikle son yaşanan hadiselerden sonra işte ekonomik kriz, Sedat Peker'in mesela AK Parti seçmenini en çok sıkıntıya sokan, kafasında şüphe uyandıran meseleler Peker'in veya başka kanallardan açıklanan bu yolsuzluk haberleri, insanlar bunları araştırmaya başladılar. Tabii insanlar daha önce bu haberler yok muydu? Daha önce bu yolsuzluklar yok muydu? Elbette vardı. Fakat bizim insanımız maalesef başına gelmeden, ekonomik konuda kendi sıkıntı çekmeden bunları pek araştırma gereği duymuyordu önceden. Şimdi bunları net bir şekilde araştırıyor. Yani daha önce komşusu veya sürekli gördüğü, kendi ilinde, ilçesinde gördüğü bir AK Partili yöneticinin zenginleştiğini, kendisinin ise fakirleştiğini net bir şekilde görebiliyor vatandaş artık. Bu her yerde böyle. Aynı şekilde her zaman söylenen bir şey bu da. Bu kibir meselesi. AK Parti seçmeninde yine en çok rahatsız olunan konulardan bir tanesi bu. İşte oy almaya gelindiğinde gayet mütevazı tavırlar takınan yöneticilerin seçimler bittikten sonra kendini yani şöyle özetle şunu söyleyeyim. Bütün illerde küçük küçük Recep Tayyip Erdoğanlar var. Küçük küçük reisçikler var. Yani herkes Recep Tayyip Erdoğan illerde. Recep Tayyip Erdoğan nasıl davranıyorsa il ilse teşkilatı başkanı da, il başkanı da, ilçe başkanı da aynı öyle davranıyor. Bu da AK Parti'nin yerel manada ve teşkilat manasında 81 ilde her yerde yayılmış olan bir parti olduğunu, neticede iktidar partisi yayılmış olduğunu göz önünde bulunduracak olduğumuzda bu tabana kadar artık hani köylere kadar, taşralara kadar inmiş durumda. Sosyal medya kullanımı taşrada, Anadolu'da daha veya yaş gruplarına göre 60 yaşın üstünde daha az olduğu için biraz olaylardan bu yaş grubu ve bazı bölgeler daha geç haberdar olabiliyorlar. Sosyal medya kullanmayanlar. Ama emin olun zaman içerisinde onlar da durumun farkına varacaklardır, varıyorlar zaten. AK Parti'nin şu anda %30'un altında olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. 27-28 bu hata payı olarak 25 ile 30 puan arasında bir yerde şu anda AK Parti. Evet. Şimdi CHP'li yöneticiler de AKP ile araştırma sonuçlarına göre başa baş olduğunu söylüyorlar. Kimileri CHP'nin birinci parti olabileceğine dair güçlü iddialarda bulunuyor. Önümüzdeki seçim bir yıl sonra belirlenen, planlanan tarihte yapılırsa CHP'nin birinci parti olma ihtimali nedir? CHP'nin birinci parti olma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu CHP'nin artışta olmasından kaynaklı, orada yanılma olmasın. Bu CHP'nin artmasından kaynaklı bir şey değil. CHP aynen oy oranını koruyor. Biraz da artış var elbette. Ama 25-26 bandında ilerliyor CHP. Burada CHP'nin öne çıkabileceği mesele AK Parti'nin oylarının düşüyor oluşu. AK Parti oyları düştükçe CHP aynı yerini korudukça birinci parti konumuna ilerleyecektir. Keza AK Parti'nin üçüncü parti bile olma durumu söz konusu olabilir. Çünkü merkez sağ
alternatifi denen bir şey yoktu İyi Parti gelene kadar. Şimdi AK Parti'nin içerisindeki alternatifsiz merkez sağ görüntüsü kaybolmuş durumda. Bu seçmen İyi Parti, eski DYP'li, ANAP'lı seçmenler AK Parti'ye kanalize olan zaman içerisinde bu insanların İyi Parti'ye yöneldiğini görmekteyiz. AK Parti'nin en fazla oy kaybettiği yer İyi Parti. Verilerden bu sonuç çıkıyor. Birçok meslektaşımın da verilerinde durum böyle. Birinci parti olacağını veya olmayacağıyla alakalı herhangi bir şey şu an söyleyemeyiz. AK Parti neticede şu an birinci partidir. Ama rakibiyle 3 sene önce arasında yani neredeyse 20 puana yakın bir fark varken ikinci olan rakibiyle şimdi 2-3 puana kadar düşmüş durumda. Peki şimdi Erdoğan geçtiğimiz günlerde Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun eskiden AKP'de kritik roller üstlenmesini liyakatla ilişkilendirmedi ve onlar layık olduğu için oraya gelmediler. Biz getirdik onları oraya minvalinde bir çıkış yaptı. Esasen Erdoğan, Deva ve Gelecek Partisi liderlerini bugüne kadar kamuoyunda çok hedefine oturtmuyordu. Deva ve geleceğin yükselme potansiyelini bir anda İyi Parti'nin engellediğine dair yorumlar var. Öncelikle bu yorumlara katılıyor musunuz? İkinci olarak Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin yeni seçim yasasının açıklanması ile ilanı ile birlikte alternatif bir ittifak yapıp yapmayacağı tartışılıyordu. Böyle bir ittifak hala gündemde az da olsa konuşuluyor. Bunun sonucu etkisi ne minvalde olur? Şimdi insanlar yani vatandaşın kafasını ben size hemen özetleyeyim. Örneğin ben şu anda Ege'deyim. Ege bölgesinde büyük bir saha çalışması gerçekleştiriyoruz. Büyük bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Burada insanların gördüğü bazı partiler var. İşte nedir bunlar? Ana partiler. İşte İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, HDP. Bu partiler dışında kalan küçük partiler evet belli bir sayıda oyları olsa da bir ittifakın içinde oldukları için, örneğin Deva ve Gelecek Partisi altılı masada yer aldığı için şu anda yükselişte ya da insanlar tarafından biraz şey görülüyor, saygı duyuluyor veya da kabullenildi. Altılı masa ilk kurulduğunda ben çok muhalif kişinin Deva ve Gelecek Partisi'nin bu masada işi yok dediğini de biliyorum. AK Parti'nin devamı olarak görüyorlar çünkü. Hatta bir gün Kadıköy'de Deva Partisi'nin ilçe binasının yanından geçerken yanda bir billboardun üzerinde Mavi AKP yazısını görmüştüm. Çok ilgimi çekmişti. O yüzden toplumun büyük bir bölümünde hala daha din eksenli siyaset yapan partilere karşı ciddi anlamda bir antipati var, ciddi anlamda bir nefret var. Deva ile Gelecek lehte pozisyonu kendileri açısından altılı masada yer almaları, Kılıçdaroğlu'ndan ve işte Akşener'le beraber hareket ediyor olmaları. İkinci sorunuzu alabilir miyim tekrar? İkinci soru şöyle: Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin yeni seçim yasasının ilanı ile birlikte altılı masa içerisinde alternatif bir ittifak kurup kuramayacağına dair tartışmalar vardı. %7'yi yakalamak için çeşitli illerde stratejik olarak. Bu eğer gerçekleşirse bu alternatif ittifakın potansiyeli şu anda var mı? Ben olduğunu düşünmüyorum. En azından şu anda böyle bir ittifakın başarılı olabileceğini de düşünmüyorum. Yani Deva Partisi ve hatta üçünü, dördünü birden sayayım. Deva, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi. Bu dört partinin şu anda gerçekten en büyük avantajı altılı masada oturuyor olmaları. Oradan bir kuvvet, güç buluyor bu partiler. Bu yüzden dolayı ilerleme kaydediyorlar. Ama bu ittifak dışında yani Meral Akşener'siz, Kemal Kılıçdaroğlu'suz, CHP'siz, İyi Parti'siz herhangi bir ittifak iktidarın karşısında olacak olan herhangi bir ittifak başarılı olamaz diye düşünüyorum. En azından şu an için durum böyle. Şimdi yeni seçim yasası ile beraber seçim barajı da %7'ye düşürüldü. Sizin son araştırmanızda MHP'nin de %7 olduğunu görüyoruz. Aslında yeni seçim yasasının ilanından sonraki araştırmalara baktığımızda MHP'de de düşüş trendini gözlemliyoruz. MHP ile ilgili bir baraj sıkıntısı mümkün mü doğrusu? 11 ay öncesine kadar bir baraj sıkıntısı görmüyordum açı.
Ama son yaptığımız olan sahadan, illerden gelen verilerde MHP'nin de sıkıntı yaşadığını gördüm. Bir de bir duyumum var bununla ilgili. Buyurun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu baraj sıkıntısından dolayı bazı illerde ya da toplu olarak bilemiyorum bunu seçmenine nasıl anlatır ama hani AK Parti listelerinden girebileceği söz konusu. Çünkü gerçekten onlar için büyük bir risk. Çok büyük bir risk. Evet, baraja yakın 6, 6,5, 7, 7,5 o aralıklarda çıkıyor. Fakat AK Parti nasıl eriyorsa aynı şekilde MHP'de de erime yaşanıyor. MHP 0-2, 0-2 eriyorsa AK Parti 1-2, 1-2 şeklinde eriyor puan olarak söylüyorum. Neticede MHP'nin oyu belli. Ciddi bir sorunu var. Yani bunu bir ay önce sorsaydınız baraj sıkıntısı yok derdim. Ama şu an illerden gelen veriler örneğin işte 11 mesela önümde şu anda Samsun ili açık. Samsun'da MHP 16,2 oy almış 2018'de. Şu anda 8,9. Neredeyse yarısı gitmiş. Şimdi genelde her yerde böyle zaten. 6 aldığı yerde şu anda 3, 7 aldığı yerde şu anda 4. %11 oy aldılar. Şu anda da ham haliyle söyleyeyim size. MHP'nin şu anki oyu %6 civarında. Bu aşağıda da olabilir, biraz yukarıda da olabilir. Barajın tam sınırında dolanan bir MHP olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu düşüş trendi devam ederse, MHP bu anlamda bir hamle yapmazsa, yakın zamanda kendi parti isimleriyle eğer girecek olurlarsa, ben büyük bir hüsran yaşayacaklarını düşünüyorum. Son olarak HDP'yi sormak istiyorum. Kapatma davası sürüyor. Yeni çözüm süreci başlar mı başlamaz mı noktasında da hem iktidara yakın yazarlar tarafından hem de karşı taraf tarafından çeşitli iddialar kamuoyunda tartışılıyor. Lakin şöyle bir örnekle de karşılaştık. Her ne kadar İmralı'dan mektup getirilse dahi yerel seçimlerde HDP seçmeni muhalefete oy verdi ve muhalefetin seçimi kazanması noktasında kritik bir rol oynadı. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da tutuklu olarak bulunuyor. Ancak mektuplarıyla, yazılarıyla muhalefetin yanında yer alacaklarına dair sinyaller verdiğini de görüyoruz. Tabii ki de orada hani Cumhur İttifakı'na destek vermemek üzerine temelde. Sizin HDP ile ilgili, HDP seçmeniyle ilgili yaptığınız araştırmalarda nasıl bir sonuç var karşımızda? HDP seçmeninin çok akıllıca hareket ettiğini her seçimde gördük. Şu anda da buna göre hareket ediyor. HDP seçmeninin baktığımızda o potansiyel adaylar içerisinde şu an Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi ön planda. Örneğin HDP seçmeni hiç fire vermeden tamamı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verebileceğini belirtiyor. İllerde bütün teşkilatları yani şu an teşkilatları seçmenini teşkilatlarını en iyi konsolide eden, en iyi organize eden parti HDP diyebilirim. O yüzden HDP seçmeninin ben ne tavır alırsa alsın yukarıda bir hani diyelim ki bir çözüm süreci başlandı, iktidarla bir şeyler oldu hiç fark etmez. HDP seçmeni muhalefetten yana tavır alacaktır. Bütün araştırmalarda şu anda bu şekilde bilimsel bir şekilde çalışmalarımızda da bu durum böyle. Peki Altılı Masa Cumhurbaşkanı adayını açıklamadı ama sizin de söylediğiniz gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi ön planda. Kılıçdaroğlu aday olursa Erdoğan karşısında seçimin ilk turda bitme ihtimali var mı Kılıçdaroğlu lehine? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda ya da herhangi bir adayın Millet İttifakı'nın adayı kim olursa olsun çatı aday birlik beraberlik içerisinde açıklama yapılırsa bütün parti başkanları, belediye başkanları bununla ilgili hemfikir olursa ben çıkarılacak olan adayın kim olursa olsun ilk turda seçimi kazanacağını düşünüyorum. Çok Zaten Kemal teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığımız çalışmalarda Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığımız çalışmalarda Buyurun. şu anda evet, oy veririm cevabı Tayyip Erdoğan'ınkinden 6 puan da fazla çıkıyor. Elbette ki bir kararsız seçmen var ama şu anda 6 puan Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın 6 puan önünde. Bunu diyebilirim. Evet. Sayın Pösteki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Çok ederim. kıymetli veriler öğrendik sayenizde.
halkın ne düşündüğüne dair hep de araştırmalarınızı takip ediyoruz. 35 ili araştırdığınız %20 oy kaybı olduğuna dair Cumhur İttifakı'nın bu önemli bir bilgiydi. MHP'nin baraj sıkıntısı yaşanır mı yaşanmaz mı noktasında söyledikleriniz bizim için çok önemliydi. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, sağ olun.